yanına kimi alırdın? Ay iklim seninle çare, ben sana vurgun bir çare. Sayardım soldum hasretinle. Oh 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 oh, canıma da değsin. Gece gündüz de müziğe dair konuşuyoruz bugün. Yaz geldi ve yaz boyunca müzik piyasasındaki hareketlilik, yeni çalışmalar hep dikkatimizi çekiyor ve sohbete de vesile oluyor. Sevgili dostumuz müzik yazarı Tolga Akyıldız'la müzik piyasasındaki yeni çalışmalara dair sohbet ediyoruz. Nasılsın? Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk efendim. İyi. Hareketli bir yaz yaşıyoruz. Evet. Gerçekten müzikte yeni çalışmalar peş peşe geliyor. Bir yandan da konserler, epeyce açık hava konseri takip ediyoruz. Hı hı. Bu hareketin, bereketin sence nasıl bir sebebi var? Ya da sen de bizim gibi hissediyor musun? Bu sene sanki daha hareketli. Yani aslında Yıldız Tilbe'nin albümü, Yıldız Tilbe'ye yapılan saygı albümü biraz erken hareketlendirdi. Mayıs gibiydi. Evet, evet, içeri itibariyle. Sanki o arada hani biraz böyle yavaşlıyor gibi oldu. Fakat şu tarihler itibariyle dediğiniz gibi çok ciddi bir yoğunluk ve hareket var. Evet. Yıldız Tilbe'nin 39 yorumcu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 4 CD'lik bir albüm. Hı hı. Öyle kolay da bir iş değil. İlk anda ne düşündün? 4 CD'lik albüm biraz da risk gibiydi ama... Valla bir araya getirdikleri isimleri düşününce öncelikle herkesin yaşayan böyle büyük bir şarkı yazarın her şeyden önce saygıda kusur etmemek için sıraya girdiğini görüyorum. Çünkü farklı kuşaklar... O da zordur aslında. O da zordur. Yani bu lütfen yapılan bir şey değil. Hı. İnsanların isteyerek içinde bulundukları bir şey. Bir de zor tarafı tabii Yıldız Tilbe gibi bir yorumcunun şarkılarını, başkaları da söylemiş olsa o şarkıları. Zor. Zaten söyleyenler belli. Onlar da üzerine söylemesi zor isimler. İki taraflı baktığımızda ama yine de gençler olsun, daha orta yaşlılar olsun, daha duayenler olsun. Hep avantajla çıktılar bence bu albümde yer alma durumunda. Baktığınızda Edis ve Aleyna'nın ne kadar doğru bir vitrin olduğunu, albümün lokomotifi olarak çağın gereği, dijital çağın gereği herkes kolaylıkla görebilir. Öyle baktığımızda Aleyna, Edis, Merve Özbey'in öne çıkmasını çok şaşırarak karşılamıyorum ben. Buradan Mabel Matisse'e geleceğiz. Çünkü kendi adımıza bizi en çok heyecanlandıran işlerden biri oldu Maya albümü. O da 2 CD'lik ve gerçekten derinlikli, dolu dolu 23 şarkı. Öyle hatırlıyorum. Evet, aynen öyle. Böyle bir albüme ne diyorsun? Yani pop müzik piyasası açısından da heyecan yarattı. Kesinlikle öyle. Sound açısından da bence pop müzik piyasasına yeni bir soluk getiren bir iş. Görseliyle, hikayesiyle, hikaye anlatıcılığıyla, şarkılarıyla, işte Anadolu ezgilerine göndermesiyle, bir taraftan 90'ların synthesizerlarına göndermesiyle bütün olarak baktığımızda çok şahsına münhasır bir iş çıkartıyor. İşin 2 CD ya da işte uzun albümlere dönüşmesini ben şuna bağlıyorum. Sadece Mabel meselesi değil, tüm piyasa için. Artık olay internette geçtiği için. Evet. Albümler biraz daha prestij işi, biraz daha merkez üst kıvamına geldi. Hı hı. Ve belirli isimler de bunu yapabilecek güçteler. Mabel de bunlardan biri oldu. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli saz bu boşa çalınmaz. Şimdi rock müzik dersek aslında rock müzik daha belki bize umut veren oldu hep. Hı hı. Değil mi? Ve bir Şebnem Ferah vardır ki her zaman oradadır. Bu da bizim içimizi serinletir. Evet. İşte onun da Parmak İzi albümü galiba böyle bir his verdi hepimize. Kesinlikle katılıyorum. Şebnem'in tabii ilk günden beri takip eden birisi olarak Şebnem'in çok uzun zamandır yaptığı, kendisinin de içine en çok sinen, bence Şebnem severleri de çok derinden etkileyen, çok dolu dolu 10 şarkılık, bence tamamına video çekmesi gerektiğini düşündüğüm bir albüm oldu. Parmak izi olması albümün adının tesadüf değil. Gerçekten bütün acılar, mutluluklar, kırgınlıklar hepsini damıtıp eski Şebnem'le el sıkışıp barışamasa bile hayata devam eden, orta yaşlarını süren bir kadının kendi hikayesi. Ama bu albüm bence ileriye bakan bir Şebnem'in hikayesi. Çok da başarılı, müzikal olarak da çok başarılı. Evet. Simge Sağ'ın albümü de aslında o da taze soluk diyeceklerimizden biri herhalde, evet. Değil mi? Ya Simge aslında çok standart bir giriş
yaptı gibi gözüküyor ama Simge başından beri bu aslında ilk albüm yani bir anlamda. Tabii tabii. O mışmışlar evet, veya single'larla ilerledi. Cover vardı. Yani bir sürü... O şarkılar çok böyle hani orta yol bir şarkı tutturdu evet. gidiyor gibiydi ama bu albüm farklı geldi. Aslında mantıklı bir ticari güzergah. Yani kendine o alanı açtı. Ondan sonra da işte şimdi asıl Simge ile tanışıyorsunuz diyerek evet. Sound'da da bence hakikaten örnek alınacak cesurlukta ve standart olarak da yüksek bir sound yakalamış. Özellikle ben bazen pes etme, ramp atan falan bunlar da dijitalde çok evet. Dinleniyor. Elbette Kenan Doğulu, yine yeniden Kenan Doğulu, işte 93'lerden bugüne hep aynen. Kenan Doğulu. Vay be albümü 7'de 7 diyebileceğimiz galiba bu konuda hemfikiriz. Benim için öyle. Öyle bir albüm değil mi? Ve gerçekten şarkıları tek tek bile konuşabiliriz ama temelde nasıl bakıyorsun? O İhtimaller albümünü ben çok sevdim, özelde sevdim ama Aşka Türlü Şeyler'den sonra da epey zaman geçmişti galiba evet. değil mi? Kenan uzun bir aradan sonra Kenan gibi, Ken gibi, Ken gibi, Ken gibi evet. geldi. Albümü ben kafamda ikiye ayırıyorum. Biraz böyle Kenan'ın o funky duygularıyla, sevdasıyla yaptığı, hani albümde çıkış şarkısı olan Issız Adada gördüğümüz Bora Uzer'in de katkılarıyla evet. Bir de abi Ozan'ın, yani Ozan Doğulu'nun yaz normlarına uygun sihirli dokunuşlarıyla hani dansa dönük, daha beachlere, sahillere dönük bir mantıkta yaptığı şarkılardan oluşuyor ama bütünlüğü var. Evet. Ben özellikle hani Issada dışında Vay Be Boş Sayfa Yapma, Slovlardan işte Yosun, Yosun gibi şarkılar. Ama Beren Saat'e yazdığı evet, şarkı, evet, o nasıl kendisi de güzel söyledi. Bir şarkıdır. Ama Dansa Kaldır özellikle. Yani bu güzeller içinden de olduğu gibi ya da Çakkı'da olduğu gibi özel bir algıya sebep olacaktır yani. Beyleri dansa kaldır, ön dans bilmem ki. Şahaneyiz, keyifliyiz bu akşam. Kim tutar bizi, çıldırırız birazdan. Şimdi tek tek ilerleyenler var yani single'lar evet. var. Sertab Erener, Buster'ın Kızlarla. Çok da iyi yaptı. Biz o mesajı bekliyorduk zaten. Tam da galiba yerine denk geldi. Nilkara İbrahimgil gerçekten her çalışmasıyla beni çok mutlu eden, bir müziksever olarak evet. çok mutlu eden bir yorumcu, şarkıcı. İyi şarkılar yapıyor. İyi ki zaten single'ının adı. Mustafa Sandal yapıyor düeti. Ona ne dersin bilmiyorum. Valla Mustafa da uzun süreli ilişkisini, evliliğini bitirmiş ve artık hani... bambaşka, yeniden kendini tanımlaması gerekiyor. Dolayısıyla bence APO ve Volga Tamöz ikilisiyle birlikte olmasının temel sebebi genç kuşakları yakalama ihtiyacı. Şarkı olarak yakalamış da bence. Evet. Fakat yani 90'lardaki Mustafa'nın tavrı ne kadar bu insanlara geçecek, hani o dansları ne kadar geçecek, o videodan o enerji nasıl geçecek, bununla ilgili soru işaretlerim var benim. Yoksa ben samimiyetine ya da müzisyenliğine çok inanıyorum. Bir de kendi şarkı larını yapan Mustafa'yı özlüyorum. Zamanında Ajda Pekkan'lara kadar evet, şarkılar doğru. veren Mustafa'yı özlüyorum. Niye kendi şarkılarını yapmıyor? Acaba yapamadığını mı düşünüyor? Buradan sormuş olalım. Ben zaman zaman soruyorum. Hande Yener farklı bir çıkış. Beni Sev. Evet. Deep House. Diyebilir miyim bilemiyorum. Yani sos ama olarak sözler, öyle. Sözler Yıldız Tilbe. Evet yine bir o Yıldız Tilbe damlası. O da bana enteresan ve tatlı geldi. Evet sözleri çok güzel. Ben şarkıyı çok beğendim. Yani Hande Yener yine ters köşe bence yaptığı şey. Ki ihtiyaç da vardı. Evet çok çok güzel bir şarkı. Ben çok beğendim. Yani insanlar da önyargısız dinlerlerse gözlerini kapatıp hani Hande Yener de işte beachler. Öyle değil. Yani müzik kalitesi çok güzel, yüksek bir şarkı. Herkese özellikle tavsiye ediyorum. Bence bu çok iyi bir ters köşe. Biraz daha artık cesur şeyler yapmasının zamanı geldi onun. Bu arada Edis hakikaten parlayan bir yıldız. Evet. Ama onun albümü An daha önce çıkmıştı. Yaz sezonundan doğrudur. Önce çıkmıştı. Fakat o da tekrar kliplendirerek devam ediyor. Yalana tabii, klip çekti. Yaza yayılıyor son. Şu anda. Yayılıyor. Emine Sandal'la bir düet yaptılar. Evet. Güzelliğine.
Ben klibi çok beğendim. İlk anda klip çok etkileyici geldi. Ama o da yazın yeni işlerinden biri. Çok yeni. Çok yeni. Emine Sandal da işte demin Mustafa'dan bahsettik. O da zannediyorum kendine anne ve işte Mustafa Sandal'ın eşi olduğum için ben şarkı söylemesem daha doğru stratejik olarak konumladığı için. Belki o da bir yeni bir kariyer açıldı şimdi önünde öyle görüyor. O da çok akıllıca bir şey yapmış. Yani Mustafa'nın APO ve Volga Tamöz'de yapmaya çalıştığını çok daha kestirme bir yoldan yapmış. Şarkı ona gelmiş. Makedon bir besteciden şarkıyı almış direkt. Edis'e götürmüş. Edis ikna etmiş ki Edis kendi albümünün promosyon döneminde olmasına rağmen birlikte bu düeti yapmaya ikna etmiş. Çok da güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü R&B pop normlarında bir şarkı. Yani daha global algılanacak bir şarkı. Ben böyle yeni soundlar duyduğum zaman Türk pop müziği açısından seviniyorum. Çünkü aynı torna tezgahından yorulduk artık. Kurşun gözlerde saklı kaçış yok, alkış var güzel. Mehmet Akalın'dan da canıma da değsin. Canıma da değsin. Geldi. Hatta o dağının kullanımıyla ilgili sosyal medyada bir sürü olay oldu. Çünkü albüm kapağında birleşik yazılmıştı. Evet. Ki o konuda Mehmet Akalın'ın galiba sosyal medyada bir sicili var zaten. Sicili var. Evet. Bence bunu gayet de güzel bilerek strateji de bilerek yapıyor bence. Çok hoşuna gidiyor onun yani onun. Kesin. Yabancı albümlerden ilk üçün desem şu aralar. İlk üçüm diyecek olursak mesela ben daha yeni yazdım. Hani Drake'in Scorpion albümü benim beğenimin ötesinde şu anda viral listelerde, zaten global listelerde aynı anda, o da çok uzun bir albüm, yani 1,5 saatlik bir albüm. Aynı anda 5-6 şarkı birden ilk 50'nin içinde. Yani şahsi olarak benim için en iyi albüm değil ama bundan bahsetmek lazım. İşte Jay-Z, Beyoncé ikilisinin Carters adıyla yaptıkları iş, onun işte Louvre Müzesi'nde çekilen videosu. Orada tabii artık aşkın müzikal birlikteliğinden çok ötesinde bir sinerji, iş birliği var. Beyazların dünyasında siyah gibi var olmaya devam eden ama içinde bulunmaktan da mutsuz olmayan dev çift diyorum onu. Dev prodüksiyon. Evet. Ve tamamlarken Sezen Aksu her daim vazgeçmeden takip ettiğimiz kraliçemiz ve demo albümüyle YouTube'da var. Biz de her yeni şarkı yayınladığında burada yayınlamayı çok seviyoruz. Tarkan'ın geçen yıl söylediği Her Şey Fani özel bir şarkı. O da zaten çok sevdiğini, Tarkan'a özel yaptığını ama kendi çok sevdiği şarkılardan biri olduğunu söylüyor. Ve öyle yayınlıyor. Çok da güzel bir notu var. Şu fani dünyada ne kadar çok paylaşırsak o kadar güzelleşiyor hayat. Anı çoğaltıyoruz. Bir şarkıda bin benzemez bir oluveriyoruz. Birlik oluyoruz. Hepimize iyi gelmiyor mu? Gözünüzü seveyim demiş. Çok da güzel bir notla paylaşmış. İstersen Sezen Aksu'dan Her Şey Fani ile hem de mesajımız kuvvetli olsun. Öyle aynen tamamlayalım. Sağlam mesaj. Ve Sezen Aksu ile tamamlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nedir bu kavgan kendinle bembeyazı? Rahat bırak kalbini o sevdalı. Bir solukla bir dinle bir bak ne söylüyor. Bir duy içindeki çığlığı feryadı.